ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, okuduğum ayet-i kerime, Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesi. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, biz insanlara, biz kullarına bu ayeti kerimesinde hayatımızın her safhasında uygulayabileceğimiz önemli bir bilgiyi vermektedir. Zekat zengin olanlara farzdır. Hac zengin olanlara farzdır. Zekatla ilgili konular fakiri ilgilendirmiyor. Hac ile ilgili konular da hacca gidemeyecek olan insanı ilgilendirmiyor. Adam 70 yaşına gelmiştir. Hacca gitmemiştir. Hac ile ilgili konular onu ilgilendirmemiştir. Fakirdir, hacca gidememiştir. Ama bazı ayeti kerimeler vardır ki su gibi. Herkes nasıl ki suya muhtaçtır, ayeti kerimenin anlattığı gerçeklere de öylesine herkes muhtaçtır. Kıymetli dostlarım, her biriniz, her birimiz çocukluğumuzdan bugüne gelinceye kadar üzerimizdeki alışkanlıkların bir kısmını babalarımızdan, dedelerimizden, aile büyüklerimizden, bir kısmını da çevremizden kaptık. Babamız bize örnek olmuştur, dedemiz bize örnek olmuştur, annemiz bize örnek olmuştur. Bazı sohbetlerimde de söylemiştim, takriben 30-35 sene önce kurstan eve doğru giderken sabahın erken saatinde 7-8 yaşlarında bir çocuk, sokakta kimse yok yaz mevsimi, sabahın erken saatinde, köşeyi döndüğünde yerde bir ekmek parçası gördü. Ekmek parçasını görünce aldı, öptü, alnına vurdu 2 defa veya 3 defa, kalktı, kaldırdı, yüksek bir yere koydu ve yoluna devam etti. Tanımadığım bir çocuktu, 7-8 yaşlarında. Şimdi soruyorum, 7-8 yaşındaki o çocuk yerde gördüğü bir ekmek parçasına hürmet ediyor, alıyor, öpüyor, nimettir diye başını alnına vuruyor ve bu yerde olmamalı, bunun yeri burası değildir deyip de onu yüksek bir yere koyuyor. Bu çocuk bunu Tevrat'tan mı okudu, İncil'den mi okudu, Kur'an'dan mı okudu? Bunu anasından, babasından okudu. Bu saygıyı ya anasından ya babasından, ailesinden öğrendi bunu. Onun için bizim üzerimizdeki alışkanlıklarımızın bir kısmı anamızdan, bir kısmı babamızdan ve bizim aile büyüklerimizden veya çevremizde saygı duyduğumuz insanlardan kalmıştır. Sigara alışkanlığı da hep öyle değil midir? Babası içiyor, çocuğu alışıyor. Abisi içiyor, kardeşi alışıyor. Arkadaşı içiyor, o da alışıyor. Yani insanlarda örnek alma durumu söz konusudur. Başkalarını örnek alıyor. Bu iyide de oluyor, kötüde de oluyor. İyide de oluyor, kötüde de oluyor. Yaşlı bir kadın Ankara'ya geliyor. Tedavi için oğlu Ankara'ya getiriyor onu. Hastaneye götürürken otobüste yanı başında oturan kadın ise tamamen böyle sosyete açık saçık kadın. Kendi aralarında konuşuyorlar. Açık saçık olan kadın, o tamamen örtülü çarşaflı olan kadına diyor ki, teyze diyor, ben de Ankara'ya geldiğim zaman senin gibiydim diyor. Ama açıla açıla komşuma,
gidenlere, gidenlere, beyimin arkadaşlarının hanımları gitti geldi, açıldı açıldı, ben bu noktaya geldim dedi. Kapanan da bu şekilde kapanıyor, açılan da bu şekilde açılıyor. Bu işin kadını erkeği yoktur, genci ihtiyarı yoktur. İnsanlarda bir örneklendirme durumu söz konusudur, örnek alma durumu söz konusudur. Sizin bugüne kadar elde ettiğiniz güzel veya hoşunuza gitmeyen alışkanlıklarınızı mutlaka birilerinden fotokopi çekerek almışsınızdır. Şimdi şu noktayı paylaşıyorum. İnsanoğlu ne olursa olsun, zeki olsun, alim olsun hiç fark etmez. Genç olsun, ihtiyar olsun fark etmez. Mutlaka gördüğünden örnek alır, ahlakını hayatına taşır. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittegullah, Allah'tan kork. Ve kûnû ma'as-sâdikîn, sadıklarla beraber olun. İnsan ne olmalı? Dinini, diyanetini güzel yaşayan, ahlakı mütekamil olan insanlarla beraber olmalıdır. Neden öyle olmalıdır? Çünkü insan iyi insanlarla beraber olursa, şimdi mesela ben size yarım saat bir şey anlatacağım. Bu anlattığım şeylerin bir kısmı kulağınıza girer, bir kısmı girmez. Unutursunuz. Efendim, vereceğiniz var, alacağınız var. Bir meseleye kafanız takıldı. Dolayısıyla ben anlatırken, gözünüz bana bakarken, kafanız, beyniniz başka tarafta olmuş olabilir. Ama görsel zeka dedikleri, görerek bir insanın beynine intikal ettirdikleri ise kolay kaybolmuyor. Kolay kaybolmuyor. Minik bir yavrunun, 1,5-2 yaşındaki çocuğun annesinden babasından görerek o rükûa, secdeye eğilmiş olması, taklidi olarak namaz kılmaya çalışmış olması ne kadar da tatlı, ne kadar da yakışıklı oluyor değil mi? O çocuğa siz namazı anlatsanız, rükûyu şöyle yapacaksın, secdeyi böyle yapacaksın deseniz anlar mı? Anlamaz. Ama ananın, babanın, abisinin, ablasının namaz kıldığını görünce o da ne yapıyor? Dedesine takılıyor, babasına takılıyor, annesine takılıyor, yanında namaz kılıyor. Yani insanın görsel zekası ile beynine intikal ettirdikleri daha kalıcı olmuş oluyor. Bundan sonra şuraya geleyim. İnsan gördüklerinden etkileniyor. Hele hele sevdiği insanlar, saydığı insanlar, aklına fikrine inandığı insanların yaşantısı, tavır ve davranışları onu gerçekten etkiliyor. İşte Allah Celle Celaluhu bize Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde kimi nasıl örnek almamız gerektiğini, kimin yaşantısından etkilenmemiz gerektiğini çok açık ve net olarak ifade ediyor. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Vallahi muhakkak sizin için Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel örnekler vardır. Güzel örnekler vardır. Ahlakımıza model arıyorsak Muhammed Mustafa'nın ahlakı. İbadetimize model arıyorsak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet modeli. Şimdi kardeşler, yuvası olup çoluğu çocuğu, damadı gelini olan kardeşlerimiz, böyle bir anket yapsanız, yaptırsanız, yuvasında mutluyum, gerçekten mutluyum diyenler çok azalmıştır. Yeni evlenenler arasında bile ciddi sıkıntılar oluyor. 6 ay sonra mahkemelerde boşanma yollarına düşüyorlar. Ve Türkiye'de boşanma davaları hızla artıyor. Boşanma davalarının hızla artmış olması yuvalardaki huzursuzluğun bir göstergesidir değil mi? Peki size şunu sorayım ben. Biz eşlerimizle olan münasebetlerimizde neye göre hareket ediyoruz?
Sinirlenip eşini boşamaya teşebbüs eden insanlar %95 kızdığı zaman, çok affedersiniz, boş ol, boş ol, boş ol diye en az 3 tane sayıyor. Veya Karadenizli ise buna bir de katma değer vergisi ilave ediyor. 3'ten 9'a kadar boş ol diyor. İlavesini de koyuyor. Geri dönüşü kesinlikle olmasın diye. Efendim, sinirlendiği zaman kafasından silince bir an ne yapıyor? Şarjördeki mermilerin tamamını boşaltıyor. Şimdi soruyorum size kardeşler. Bizim eşlerimizle tatlı ve acı günlerimizdeki münasebetlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatlı ve acı günlerindeki eşleriyle olan münasebetlerine eğer örnek alacak olsaydık, şu anda içinde bulunduğumuz, millet olarak içinde bulunduğumuz buhran olur muydu? Olmazdı. Kardeşim, dostum, bir tane hanımı idare etmekte zorlanıyoruz. Efendimiz 9 tane hanımı idare ediyor. Hep günler tatlı günler değil de acı günler olmadı mı? Kur'an'a bile yansıdı acı günler. Şunu söylemek istiyorum. Bir insan eşiyle ömür boyu yaşamak mecburiyetinde değildir. Yani geçimsizse geçimsiz. Bu geçimsizlik bazen erkekten olur, bazen kadından olur. Arzu edilen nedir? Allah'ın emriyle nikah kıydıysan bu sonuna kadar devam etmelidir. Ama çekilmez bir manzara olduysa, kadından olabilir, erkekten olabilir. Bu yuva bozulacaksa, bunun usulü yok mudur? Doğru düzgün usulü yok mudur? Bakınız, ben işin içerisinde olan birisi olarak, yani çok fetva sorulduğu için işin içerisinde diyorum. %95 usulsüz. Usulsüz, usulsüz. Şimdi şu noktaya geleceğim. Bizim eşlerimizle olan münasebetlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak münasebetlerimizi ayarlayacak olsak, bugün toplumda olan huzursuzluk olmaz. Bizim komşularımızla olan münasebetlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşularıyla olan münasebetini nazar-ı itibara alarak olsaydı, bugünkü manzara olmaz. Geçenlerde bir kardeşimiz bir dostunun cenazesini götürmüş mezarlığa defnetmek için. Arkadaşının cenazesini defnedince bakmış ki bir araba daha geldi. Cenaze arabası. Normalde cenaze arabasının peşinde birkaç tane daha araba olur hani defnetmek için gelenler. Bu cenaze arabasının arkasında sadece bir araba var. Bir taksi var. Takside de sadece şoför var. O da yaşlı birisi. Başka hiç kimse yok. Cenaze arabadan indirilecek. Cenaze imamı, şoför. İkisi yetmiyor bunu indirmeye. Adam da taksiden inmiyor. Cenaze sahibi de taksiden inmiyor. Bu manzarayı gören arkadaşlar gitmişler, cenazeyi almışlar. Götürmüşler, mezara teslim etmişler. Yani defin işlemlerine yardımcı olmuşlar. Dikkatleri çekmiş tabi, cenaze geliyor. Cenazeyi arabadan indirecek kimse yok. Cenaze imamı ve cenaze arabasının şoförü, mezarlıktaki görevli tabutu aşağı indirecek, mezara koyacak. Bu adam nereden geldi? Sahipsiz mi? Bu ilgilenen arkadaş kabristandan çıkarken o takside bekleyen biraz yaşlı adam, delikanlı bakar mısın dedi. Buyur dedi. O dedi, cenaze arabasından cenazeyi indirmek için telaşlanan sen miydin dedi. Evet benim dedi. Ben dedi onun beyiyim dedi. Benim hanımım öldü dedi. Amca başınız sağ olsun dedi. Kimse yoktu cenazede dedi. Oğlum dedi. Ben dedi imkanı çok olan birisiyim. Param çok. Biz yaşadığımız apartmanlarda, yaşadığımız yerlerde paramıza güvendik. Hiçbir komşumuzla komşuluk münasebetlerine girmedik. Kimseyi adam yerine koymadık. Biz kimseyi adam yerine koymayınca, bizim de cenazemiz olunca bizi kimse adam yerine koymadı. İşte şu gördüğün macera
bunun sonucudur dedi. Yani komşuluk münasebetlerinde soruyorum size, oturduğunuz apartmanda hangi komşunuzla irtibatınız var? Eğer aile apartmanı değilse hangi komşunuzla irtibatınız var? Gökdelenler gibi binalar yapıyorlar. Bir binada 50 tane daire var. 50 tane dairede bir tane mi dostun yoktur? İki tane mi dostun yoktur? Hani biz kardeş değil miyiz? Kardeşin ötesinde komşu değil miyiz? Kardeş olarak birbirimize hakkımız, hukukumuz var. Komşu olarak da birbirimize hukukumuz var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi bir komşusu vardı. 12 yaşlarında o civarda bir delikanlı, Yahudi komşusunun çocuğu, ağır hasta, ölüm döşeğinde, öldü ölecek. Efendimiz kalkıyor, ölüm döşeğinde olan o 12 yaşları civarındaki delikanlıyı ziyaret ediyor. Hasta ziyaretine gidiyor. Kim? Komşusu. Kim? Yahudi. Ziyaret edince ve durumunu da ağır görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taziyesinden sonra buyurdu ki, yavrum dedi, bir de kelime-i şehadet getir. İman et dedi, kervana katıl. Çocuk şöyle gözünün ucuyla babasına baktı. Yani ne dersin baba der gibi. Babası da aşka geldi. Ne diyorsa yap dedi. Bir peygamber geliyor, seni ziyaret ediyor. Efendim, sana değer veriyor. Adam yerine koyuyor, komşu yerine koyuyor. Hem de inancımız farklı olduğu halde bizi ziyarete geliyor. Yani biz Yahudi olduğumuz halde bu bir dinin peygamberi, Allah'ın elçisi olduğunu söyleyen birisi, kendisine kitap gelen birisi kalkıyor, kendisine inanmayan bir komşusunun çocuğunu ölüm döşeğinde ziyaret ediyor. Çocuk kelime-i şehadet getiriyor ve biraz sonra da ruhunu teslim ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yavruyu kısa zamanda hidayete erdirerek imanla ahirete intikalini nasip eden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Kardeşler, komşuluk hukukunda Yahudi olan komşusuna bile böylesine davranan bir peygamberin ümmeti olarak Müslüman olan komşumuz, alttaki, üstteki, sağdaki, soldaki komşularımız bizi hiç ilgilendirmez mi? Elbette ilgilendirir. İsmini bilmeyiz. Memleketini bilmeyiz. Hastaneye kalktı, öldü mü, ölmedi mi? Onu da bilmeyiz. Adamın cenazesi defnedilir. Aradan aylar geçer. Asansörde karşılaşmadığımız için ne oldu diye sorarız. Aa, iki ay önce, üç ay önce ölmüştü. Birisi ruhunu teslim ederek ölmüş, öbürü de değerlerini kaybederek ölmüş. Ne fark eder ki? Birisi vicdanen ölmüş, birisi de ruhen ölmüş. Yani kardeşler, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, hepimizi ilgilendiren ayet-i kerime, her şeyi de ilgilendiren ayet-i kerime, vallahi muhakkak sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır diyor. Hangi noktadan bakacağız? Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmesi gereken bir insandaki özellikleri vermiş. Mesela baba mıydı Efendimiz? Babaydı. Dede miydi Efendimiz? Dedeydi. Kayınpeder miydi Efendimiz? Evet, kayınpederdi. Bir baba olarak evlada nasıl davranmak lazım? Bir eş olarak eşine nasıl davranmak lazım? Bir dede olarak torununa nasıl davranmak lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'i öpüyor. Geliyor bunu gören Arabi bir tanesi, diyor ki, ya Resulallah, benim diyor 10 küsur tane torunum var diyor. Biz diyor çocukları öpmeyiz diyor. Yani yadırgıyor, dedenin çocuğu torununu öpmesini yadırgıyor. Biz diyor prensip olarak öpmeyiz diyor. Efendimiz de buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hak senin kalbinden merhameti soyup aldıysa ben ne edeyim sana diyor. Eğer senin kalbinden Allah merhameti soyup aldıysa, torununu öpmeyecek kadar katı tutumluysan ben ne edeyim sana?
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her yönüyle örnek alabileceğimiz birisi olarak Allah bize lanse ediyor. Beyan ediyor Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Kıymetli kardeşlerim, insanoğlu etkilendiğini ifade etti. Gördüklerimizden biz ne yapıyoruz? Etkileniyoruz. Eğer biz bir çevrede bulunuyorsak, birileri de bizden etkileniyor. Çocuklarımız, torunlarımız bizden etkileniyor. Şimdi, geçen cuma yoktum burada, Mekke'deydik. 46 tane talebemizle beraber, daha önce hafızlığını bitirmiş, ikinci sınıfta Arapça okuyan, bir taraftan da İlahiyat Fakültesi'ne devam eden öğrencilerimize ödül olarak Umre'ye götürdük. Şimdi bunlar 17-18 yaşlarında gençlerdir. Umre'ye giden insan önce Kâbe'yi tavaf eder. Kâbe'yi tavaf ettikten sonra Safa Merve arasında sa'y yapar. Bunu yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Erkeklerin ihramında üstten bir havlu, büyük havlu gibi, alttan da bir havlu gibi başka hiçbir elbise yok üzerlerinde. Atlet, don vesaire yok. Erkekler ihramlıyken böyle oluyor. Sa'yı yaptıktan sonra tıraş oluyor, ihramdan çıkıyor. Tıraş olmaya sıra gelince, tıraş iki türlüdür. Bir, kökünden saçları kazırsın, buna tıraş deniyor. Bir de kısaltırsın, buna da taksir deniyor. Hangisi daha faziletli? Tıraş olmak daha faziletli. Yani saçları kökünden götürmek daha faziletli. Şimdi bakın dostlar, 46 tane öğrencinin 46 tanesi genç insanın saça düşkünlüğü daha farklıdır. 46 tanesi de saçını tıraş ediyor, usreye vuruyor. Ama 60 yaşındaki adam, 70 yaşındaki adam, torun torba sahibi adam saçlarından böyle makasla bir tane iki tane alıp da ihramdan çıkmaya çalışıyor. Kardeşim sen bir sürü para harcayıp buraya geldin. Bu kadar parayı harcayarak geldin bu yerde. Örneğin kimdir söyler misin? Bu ibadetleri yaparken kime örnek alacaksın? Elbette Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek alacaksın. Çünkü o ne diyor? Hudû annî menâsikeküm diyor. Yani haç görevlerinizi yaparken örnek olarak beni alın. Ben nasıl yapıyorsam, ne söylüyorsam beni dinleyin diyor. Herkesin dikkatini çekiyor. O genç yaşta hafız efendilerin efendim ihramdan çıkıştaki gösterdikleri hassasiyet ne oluyor? Biri öbürüne bakıyor, öbürü de öbürüne bakıyor. İnsanlar birbirini etkiliyorlar. En güzeli buysa biz bunu yapacağız diyorlar. Burada baskı olmaz, zorla bir şey olmaz. Yapılması gereken neyse olur. Yeri gelmişken ifade ediyorum. Hafız efendilerle evvela Mekke-i Mükerreme'ye, daha sonra da Medine-i Münevvere'ye gitmiş olduk. Gece Medine-i Münevvere'den gelmiş olduk. Hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamınızı ilettik. Hem de Kâbe-i Muazzama'da ve Medine-i Münevvere'de siz cemaatimize bol bol dua ettik. Biz orada sizin temsilciniz olarak bulunduk. Yani orada size dua eden birileri vardı. Elbette oraya giden dostlarınız, yakınlarınız vardır. Onlar da size dua ediyorlar. Biz oradaki kardeşlerimize hep şunu söyledik. Biz buraya gelirken bizi yolcu yapanlar, heyecan yaşayanlar, ta havaalanına kadar gelenler veya bulunduğu yerde ilgi duyup da efendim heyecanlanıp ben ne zaman gideceğim diyen kardeşlerimiz, bütün bunlar bizden dua bekliyorlar, başka bir şey beklemiyorlar. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bol bol dua ettik. Dua bizden, kabul Allah'tan. Ülkemizle arkadaşlarımız, buradaki dostlarıyla irtibata geçtikleri zaman herkesin söylediği dua, dua, dua. Orada yabancı insanlarla karşılaşıyoruz. O insanlarla karşılaştığımız zaman genç hafızlarla beraber görünce bizi
Onlar da dil olarak Türkçe değilse de dua kelimesi artık bütün ortak bir dildir, Arapçadır. Dua. Dua, dua, dua diyorlar. Oradaki insanlar dua istiyor, buradaki insanlar dua istiyor. Buraya telefon ettiğimiz zaman mutlak duanın yanında özellikle ülkemizin karşı karşıya kalmış olduğu Afrin olayında askerlerimizin muvaffak olması noktasındaki dua talepleri olmuştur. Türkiye ile konuşan her kardeşimizin zannediyorum %98 telefonlarına dua dense o duanın yanında mutlaka Afrin olayıyla ilgili dua istemiştir. Şunu size söyleyeyim kıymetli cemaatimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz. Sanmayın sadece millet olarak, Türk milleti olarak Afrin olayı bizi ilgilendiriyor ve biz dua ediyoruz. İnanın ki simsiyah zenciler, Afrika'dan gelmiş, dünyanın ta ötelerinden gelmiş insanlar bizi görünce Türkiye, Türkiye diyor. Türksünüz değil mi? Onlar inanın ki bize bizden fazla dua ediyorlar. Ve bu olayların ülkemizin zaferiyle bitmesi için çok heyecanlanıyorlar. Suriye düştüğü zaman Suriye düşmüş oluyor. Irak düştüğü zaman Irak düşmüş oluyor. Ama Türkiye düşerse İslam alemi düşmüş oluyor. Bunu çok iyi biliyorlar. Onun için ülkemizin duacısı da çoktur. Rabbim sayılarını ziyade eylesin. Kıymetli dostlarım, emanetiniz olan selamınızı tebliğ ettiğimizi söyledim. Yine emanetiniz olan dua taleplerinizi gencecik yavrularımızla efendim hafız efendilerle beraber ihmal etmemeye çalıştık. Bunu ifade ettikten sonra tekrar ayeti kerimeye dönüyorum. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun muhakkak Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için güzel örnekler vardır. Biraz önce bahsettiğim komşuluk ilişkileri, karı-koca ilişkileri, baba-evlat ilişkileri hep dillere destan olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken torunu gelmiş sırtına binmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz secdesini uzatmış. Secdesini uzatmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken torunu gelmiş içeri girmiş. İnmiş, almış onu kucağına, hutbesine öylesine devam etmiş. Yani bir dedenin torununa olan münasebetlerinde hutbeden aşağı inecek. Şimdi mesela ben hutbeye çıksam, benim de torunum kapıdan içeri gelse, insem alsam da kucağımda size hutbe okumaya devam etsem, manşet olur, televizyonlarda manşet olur. Hoca böyle böyle yaptı diye çok yadırgarsınız onu. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in uygulamasında büyüklerin küçüklere verdiği değer noktasında gerçekten dillere destan, büyüklerin küçüklerle olan münasebetini anlatan her vaiz, her konferansı bunu örnek olarak veriyor. Efendimizin bu uygulamasını örnek olarak veriyor. Ben şimdi bir başka noktaya geliyorum. Elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşularıyla olan ilişkilerinde, eşleriyle olan ilişkilerinde, alacak verecekleri ilişkilerinde ve ibadet münasebetlerinde örnek alınması gerekir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinden borç almıştı. Borç aldığı kişi de işin garip tarafı Müslüman birisi değildi. Borcun vadesi daha dolmamıştı. Borcun vadesi dolmadan alacaklı adam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mahcup edercesine cübbesinden asıldı. Ödesene borcunu, ödesene borcunu dedi Peygamber Efendimiz'e. Anlatanlar diyorlar ki öylesine asıldı ki ensesi kıpkırmızı oldu Efendimiz'in. Cübbesine asıldığında Efendimiz'in ensesi kıpkırmızı oldu. Ortada Hazreti Ömer Efendimiz var. Hazreti Ömer Efendimiz yerinden bir fırladı. Adamın gırtlağına tam sıkacağı zaman Efendimiz dur dedi. Ya Ömer. Aramızda bir mesele var. Benim buna borcum var. Onun bende alacağı var. O alacağını istemeye geldi. Ben borcumu ödeme durumundayım. Bu da alacağını
tahsil etme durumundadır. Vadesi gelmeden istemiştir. O ayrı bir konu. Sen ne yapmalıydın ey Ömer diyor. Bakın dikkat edin. Ne yapmalıydın? Sen bana bir tavsiyede bulunmalıydın ya Muhammed. Borcunu uygun şartlarda öde demeliydin. Ona da dönmeliydin demeliydin ki sen de alacağını insani şartlar içerisinde iste. Hem bana tavsiyede bulunacaktın hem de ona tavsiyede bulunacaktın. Alacağını insani şartlar içerisinde isteyeceksin. Bana da sen de borcunu insani şartlar içerisinde öde diyecektin. İkimize de tavsiyede bulunacaktın. Yani orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alacağını tahsile gelen adama bağırıp çağırıp hakaret etti mi? Ki o Efendimiz'e hakaret etmiş oldu. Bir toplumun lideri, bir ümmetin peygamberi senden borç para almış. Vadesi dolmadan gelip istiyorsun. Vadesi dolmadan istediğin zaman dersin ki ben şu vadede alacağım vardı senden. İhtiyacım vardır. Daha önce alabilir miyim dersin, değil mi? Ölçü bu. Bunu gattarca ve tamamen hunharca bir şekilde istemek insani ölçülerle paylaşmaz. Ama Efendimizin burada ortaya koyduğu tavır ne? Ya Ömer diyor. Sen onun gırtlağını sıkacak yerde bana da tavsiyede bulunmalıydın, ona da tavsiyede bulunmalıydın. Ona alacağını insani şartlar içerisinde tahsil etmeliydin. Bana da borcunu insani şartlar içerisinde güzel şekilde öde demeliydin demiştir. Şimdi kıymetli dostlar bir başka noktaya taşıyorum. Örneklik noktasını bir başka noktaya taşıyorum. Biz insan olarak komşumuz olacaktır, anamız olacaktır, babamız olacaktır, eşimiz olacaktır, çocuklarımız olacaktır. Kazanacağız, harcayacağız, borçlanacağız, borç alacağız, borç vereceğiz. Bunlar hep hayatın akışı içerisinde Müslüman olsak da olmasak da insan olmanın gereği olarak bunlar hep olacaktır. Bu dediğim münasebetler Müslümanlar arasında olduğu gibi kafirler arasında var, zenginler arasında var. Bu münasebetler herkes arasında vardır. Ancak biz inancımız gereği bizde olan bir şey var ki başkalarında o yok. Nedir o? Allah'a karşı ibadet konusu. Allah'a karşı ibadet konusunda kıymetli dostlar yine bizim tek örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ibadetimizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetine ne kadar benzetirsek, kulluğumuzu onun kulluğuna ne kadar benzetirsek o kadar kaliteli olur. Şimdi altın sarraf kardeşlerimiz iyi bilirler, kuyumcu kardeşlerimiz bilirler. Altın, adı altındır. Ama ayara vuruyorlar, 14 ayar diyorlar, 13 ayar diyorlar, 15 ayar diyorlar, 16 ayar diyorlar, 18 ayar diyorlar, en son 24 ayar diyorlar, değil mi? Tamam, namaz namaz da ayarına gelelim. Kaç ayarlık namaz? Abdest abdest de kaç ayarlık abdest? Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetin günahlarını silen, derecelerini yükselten, ameller içerisinde isbâbul vudu'u indel mekâri. Zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda, soğuk şartlarda abdest almak demiyor bakın. Abdesti düzgün almak diyor. Demek ki abdest abdesttir ama kaç kalite, kaç ayar? Altını alırken, satarken ayara bakılıyor mu, bakılmıyor mu? Bakılıyor. Ayarına göre değer ifade ediyor. 14 ayar altın ile 24 ayar altın aynı değerde midir? Değildir. O zaman ibadetlerimizin kalitesi de öyledir. İbadet deyince namaz nasılsa oruç da öyledir. Oruç nasılsa zekat da öyledir. Zekat nasılsa haç da öyledir. Dolayısıyla ibadet deyip de Allah'a yaklaşmak adına yaptığımız her türlü vazifelerimizde örneğimiz kim olmalıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmalıdır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim, her biriniz çok ulvi duygularla en yoğun olduğunuz bir saatte buradasınız. Cuma günü ülkemizde çok yoğun bir vakittir, gündür. Alacaklar, tahsilat, hafta sonu olması münasebetiyle. Ama her şeye rağmen dışarıda sokaklarda bir sürü insan bunu kale almadan gezerken, tozarken siz dini hassasiyetiniz sebebiyle bu saatte camidesiniz. Ezan-ı Muhammedi'yi dinliyor, biraz sonra da hutbeyi dinlemiş olacaksınız.
vazifelerinizi tamamlayıp gönül rahatlığıyla işinize dönmüş olacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu duygularınız sebebiyle sizi tebrik ve takdir etmemek mümkün değildir. Bunu alar ra'si vel ayn. Cuma'dan cumaya gelen kardeşimiz için de aynı şeyi söylerim. Yani gelmeyen gelenden çok farklıdır. Ancak şunu ben kardeş olarak size söylemek isterim. Biraz sonra ben Fatiha diyeceğim. Siz kalkacaksınız. 4 rekat sünnet kılacaksınız. Arkasından cuma namazının farzını kılacağız. Güzel de gerçekten kardeşlerim, benim kılacağım, sizin kılacağınız namazın örneğini Peygamberin kıldığı namazla yan yana koysak, o 24 ayar bizimki kaç ayar, ne dersiniz? Bu ayar bozukluğundan rahatsızlık duymayacak mıyız? Eğer ayarı ayarlamak mümkünse bunu ayarlamayacak mıyız? Son cümle olarak şunu söyleyeyim, konuyla ilgili ve dersimi noktalayayım. Sık sık sohbetlerimde söylediğim, düşünesiniz diye, tefekkür edesiniz diye söylediğim bir şey var. Ben kendi evime bakıyorum ve oradan da sizi kıyaslıyorum. Aynı olduğunu veya benzer olduğunu düşünüyorum. Şimdi hayat standartlarınızda 30 sene önceki evinizdeki eşyanın kalitesiyle bugünkü kalite aynı mıdır? Değil. Ayakkabı kalitesi 30 sene önceyle şimdi aynı mıdır? Değil. Çorap kalitesi aynı mıdır? Değil. Telefon kalitesi yoktu ki. Aynı mıdır? Değil. 5 sene önceki telefon kalitesiyle bugünkü kalite aynı değil. Yani aradan 2 sene, 3 sene, 5 sene geçince dünyalık olarak evimizde kullandığımız, elimizde kullandığımız her şeyin kalitesi yükseliyor, yükseliyor ama kıldığımız namaz 50 sene önceki kalitedeki namaz. Ya bunun ayarı mümkünse niye ayarlamayalım ki? Hep kalitesiz kalmamalı. İbadette örneğimiz kim olmalı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmalı. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi onu her şeyde olduğu gibi ibadetimizde de güzel bir şekilde örnek almaya muvaffak olan kullarından eylesin. Yüce Rabbim operasyon halinde olan askerlerimize ve komutanlarımıza yardım eylesin. Mansur-u muzaffer eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu komşu ülkelerimizde ve sınırımızda bizim için, ülkemiz için, geleceğimiz için tehlike unsurlar oluşturmaya çalışıp ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin diz çöktüğünü görmeyi bütün dünyaya nasip eylesin. Tehlike çukurları kazarak bizi o tehlike çukurlarına düşürmek isteyenlerin kendilerinin o tehlike çukurlarına düştüğünü avaz avaz bağırdıklarını görmeyi de Rabbim millet olarak her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlarım, Rabbim Celle ve Ala Hazretleri haklının yardımcısıdır, doğrunun yardımcısıdır. İnanıyoruz ki biz buradan Allah'ın izniyle bu kadar dua ile başarılı olarak çıkacağız. Namazlarımızdan sonra dualarımızda operasyon halinde ülkemizin güvenliği için, bizim güvenliğimiz için ve ülkemizin geleceği için mücadele veren bu Allah'ın arslan kullarını, Mehmetçiğimizi unutmayalım inşallah. Cenab-ı Hak her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Rabbim darlık göstermesin. Rabbim açlıkla imtihan etmesin. Rabbim yoklukla imtihan etmesin. Rabbim verdiğinin yanında bol bol cömertlik de ihsan eylesin. Seve seve verip ahiret sermayesine dönüştürebilmeyi, sadakayı cariye dönüştürebilmeyi de her birimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.